Steven'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bioflex Simulator 2 oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ama bu sefer Türkiye modunda oynuyoruz arkadaşlar. Şu an neredeyiz onu göstereyim ben arkadaşlar size. Dünya haritasını. Şu an Venezia'dan çıkmıştım. Venezia'dan, Verona'dan aldım şeyi, vagonu. İşte böyle gideceğiz, Edirne'ye kadar bırakacağız. Özellikle şuradaki virajlar çok fazla. Onları da göstereyim. Şuralarda virajlar çok. Gördüğünüz gibi virajda bildiniz. Böyle karalama yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok fazla viraj var. İlk Nis'i geçeceğiz. Sofya'yı geçeceğiz. Sonra dümdüz gidip Edirne'ye ulaşacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım şöyle. Bu arada Mercedes'imiz de güzel. Aa şey açık. Rotterdam. Bir şey açık ya. Kırmızı şey ne? El freni mi ne o? Anlamadım ki. Allah Allah. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir yerde bir şey var, onu anlamadım. Rotterdam mı açık acaba? Yok arkadaşlar anlamadım, neyse gidelim. Bu arada hızımı görüyorsunuz, şuradan da görebilirsiniz. Neyse kapatalım. Benzin yeni aldım arkadaşlar. Daha demin işte aha araç da hasarlı. Güzel. Neyse gidelim. Aslında multiplayer oynayacaktım böyle ama multiplayer'ı yok arkadaşlar yani. Multiplayer olarak oynanmıyor oyun. Şeyde Türkiye modu yok. Onun için mecburen böyle oynamak zorunda kaldım. Mercedes'imizle birlikte işte. Yani ama böyle de kötü değil yani. Yapay zeka var. Yapay zekası da zaten kötü değil. Hani diğer oyunların yan oyunlara göre çok iyi. Diğer oyunlara göre. Bu arada aracımız 598 beygirdi ama yine o yokuşları çıkabilecek mi bilmiyorum. Duyduğuma göre Türkiye modunda çok fazla yokuş var. Özellikle Çanakkale'ye falan giderken diyorlar mı? Bilmiyorum. Bir de sadece Sinop'a kadar açık. Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar ya. Onu da şimdi hızımızı şey yapalım. Yavaşlatalım. Sadece Sinop'a kadar açık. O yani en son en köşede Sinop var. Hepsi 10 tane bir şehir var. Tam saymadım. Az daha az olabilir hatta. Burada bir aracı niye zorluyorsun biz? Şimdi biraz dışarıdan sürüyorum arkadaşlar. Çok da böyle ya. Vallahi çok. Beceremedik neyse. F7'ye bas. Oo, hayır ya. Arkadaşlar Klagenfurt'a yolladı. Çok kötü. Klagenfurt bayağı bir. Neyse. Şöyle araç takla attı. Hadi ya yüklen ya. Heh. Enter deyip servise girelim de ayrıca onları alalım. Şöyle kalkışımızı yapalım.
ışıklarda duramam be. Hop. Devriliyordu az daha. Şimdi sola sığırız. Ya böyle çok lag oluşuyor ya. Biz böyle sürelim gene. Böyle daha rahat ya vallahi. Vallahi üzülüm. F3'ten şeyi kapatalım mı? Zaten hızımızı görüyorsunuzdur. Ama adam sağ arkadan kırar da. Arkadaşlar multiplayer'da cidden iyi ki aldım ya vallahi. Bir videoda size söz vermiştim. Hop, burada önce sandım. Şimdi ta nereden nereye gideceğiz ya? Edirne'ye kadar bir yolculuğumuz var işte gördüm. Hop, devrilme. Heh. Vallahi son anda kurtardık. Herhalde buralar Euro Truck Simulator 2'de yok. Burayı da yapımcı yap. Yani Türkiye modunda yapılmış herhalde burada. Buralarda. Çünkü ben ilk defa böyle bir yer gördüm. Normalde Euro Truck Simulator 2'de böyle bir yerler yok diye biliyorum. Nil falan hep Türkiye modu haritası moduyla geliyor arkadaşlar. Öyle yani gördüğünüz gibi hemen göstereyim size. Biz şimdi nereye gideceğiz? Gördüğünüz gibi Klagenfurt'tan çıkıp şuraları geçeceğiz arkadaşlar. En baştan buralara geleceğiz. Gerçi biz buradan gelmiştik de burayı hiç görmediniz arkadaşlar. Zagreb'i geçmemiz lazım. Zagreb'e kadar gideceğiz şimdi. Oradan sonra Edirne'ye kadar basacağız şimdi. Bayağı da bir yolculuğumuz var. 1194 kilometre uzun yolculuk. Yani bayağı bir yolculuk var. Ne sınır burası? Vallahi anlamadım. Lan geç lan. Oo. Özlemişim ya. Vallahi multiplayer'da hiç yapılmıyor böyle şeyler arkadaşlar. Yaparsan banlıyorsun. Bu kötü oluyor. Bugün bu arada çok doluydu. Yani internet bayağı yavaşladı yani. Bugün çok doluydu. Multiplayer. Bugün 31 arkadaşlar. Çok doldu ya vallahi. Arkadaşlar bir gün Volvo ile de buraları gezeriz. Volvo tırımızı alıp. Arkadaşlar multiplayer'da bu arada oynayamazsınız Türkiye modunu. Çünkü izin vermiyor. Yani bu kadar basit. İzin vermiyor. Yoksa ceza yiyorsunuz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'de. Multiplayer'a kaydetmemenizi öneririm. Kaydetmeyin yani. Normal girişinizde yaparsınız onu oynarken. Bak gördüğünüz gibi ben multiplayer oynamıyorum. Multiplayer'dan sonra oynayacağım işte. Türkiye modu. Hop. Canavar gibi girdik ya. Geç ulan geç. Bakıyorum ya. Hadi lan gel. Gel. Hadi. Bak şu an sağa geç. Fren yaptı adam. Neyse. Bayağı yolculuğumuz var ya. Bu arada tırımız da güzel ya. Lan geçti şerit. Şerit bu. Neyse.
başladım. Hop. Hop vurdum. Oha nasıl bir şey viraj o? L çizmiş adam bildiğin ya. Adam yola L çizmiş. Nasıl bir Türkiye modu bu? Neyse gene 120'de döndü ha virajı. Tırımız da güzel vardı ya, sağlam tır. Özellikle bence en iyi en dayanıklı tır bu olması lazım bence. Yani seçilmesi lazım. En iyisi bu bence. Ama hızlı olarak Volvo 750 beygirdi. O daha iyi ama o da daha pahalı. Çıkmıyorsan geçerim kardeşim. Hop of nasıl oldu ya? Üzüldüm valla. Akşam oluyor herhalde bunda. Bakayım saat 17-12 evet. Ya keşke Volvo'yu alsaydım ya. O biraz daha hızlıydı. 140 full. O Zagreb'i keşfettik arkadaşlar. Gerçi Zagreb'e girmeyeceğimiz için tam keşfedilmiş sayılmaz. Oraları da keşfettik inşallah. Ha çok yavaş gidiyoruz ya. Ben şimdi Volvo olsa altımda 160'da falan gidiyorum yani. Bu arada benim direksiyonda biraz sıkıntı var herhalde ya. Gördüğünüz gibi daha demin tabelayı görmüşsünüzdür. Orada Türkçe bir şeyler yazıyordu. Şimdi görürüz ya bir tane daha varsa. Ne yazıyor? Ausfart'ı bir değiştirmediler ha. Ausfart yazıp duruyor. Sadece orada Ausfart yazıyor. O ne demek? Onda yazın yorumları Ausfart. Herhalde şehir olması lazım. Keşke benzinlikleri falan da değişseler. Böyle Shell olsa. Değil mi? Güzel olur yani. Bu mod çok daha güzel olur bence. Yalnız ya o virajlara yaklaştık arkadaşlar. Hızımızı kesmek de istemiyorum ama keskin bir viraj olduğunda mecbur keseceğim. Şu an direksiyonu en ufak bir oynatışımda yani araç takla atabilir. Yani yanlış bir oynatışımda. Bayağı hızlıyım ya. Bu arada benim debriyajlı değil arkadaşlar. Direksiyon setim. Sadece gaz ve fren ve direksiyon, bir de vitesi ve freni vardı. El freni. Başka da bir şey yok. O vitesi ve el frenini bulamadım arkadaşlar. Aşağıda kömürlükte olması lazım. Onunla daha iyi olacak. Onu da bulayım. Daha da iyi olacak. Eğer bulamazsam alacağım. Bazı yerlerde görmüştüm bunun setinin parçalarını. Alacağım onları. Oo 142 bu. Kardeşim çekil, baban geliyor ya. Hop vuracaktı fazla. Sıyırdık belki bunu. Tam bakalım ama. Ya cidden 140'a gelince bayağı zor. Dikkatli sürmen lazım arkadaşlar. Dikkatli sürmeniz lazım. Konuşamadım nedense. Allah ben şu an gelen var mı? Ha yok tamam temizmiş. Araç 141'i geçmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Lan geçsene şu adamı. Vuracağım lan öndekini. Çekil lan. Oo!
Of, son anda ya. Vallahi son anda kurtardık arkadaşlar ya. Aslında navigasyona da bakıyordum. Yol tek şeride inmişti. Fark ettim yani. Araç geliyor mu lan? Ulan zaten çıkmıyor ki. Çekil çekil. Heh. Fren yaptı. Çivi çıkmıyor şu an. Sonuna kadar basıyorum. Evet, gaz pedalı da çıkmamış. Evet, şimdi yokuş aşağı. Arkadaşlar işte sonunda Türkiye'ye ulaştık neredeyse. İşte virajlı yollar burası. Kaç kilometremiz kalmış? 915. Bu ne ya? Evet. Kardeş çıksana ya. Tırın motor gücü yetmiyor şu an arkadaşlar. Sonuna kadar basıyorum ya. Şu an gazı sonuna kadar verdim yani. Vallahi çıkmıyor. Ve gördüğünüz gibi Türkiye'nin yollarına geldik arkadaşlar. Burası Türkiye. Türkiye modunun, yani Türkiye modunun olduğu yerler var. Burayı Türkiye haritası moduyla birlikte geldi buralar. Aha. Yokuş aşağı iniyoruz beyler. Bu ne lan? Lan çekilin lan, geliyor geliyor. Uuu, son anda kurtardık valla. Bu neydi öyle, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm Euro. Bence bu Türkiye haritası çok güzel bence arkadaşlar. Yani indirmenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim daha şahsen. Ben çok beğendim. Siz de umarım beğenirsiniz indirdiğinizde. Pişman olmazsınız ya. Türkiye haritası mükemmel. Şu an gördüğünüz gibi daha demin yokuşa bayıldım ben ya. Bu neydi öyle ya? 140'ı buluyor 2 dakikada. Nasıl bir yokuştur bu ya? Nasıl bir yokuştur? Ama arkadaşlar buralar çok fena virajları var. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Tehlikeli yani. Direksiyon en ufak bir çevirişinde takla atabilir araç. Yani çok tehlikeli. Sularda yüzüyoruz. İleride zaten dönüş sinyal vereceğiz. Arkadaşlar ya. İşte buralar şu an Türkiye haritası ile birlikte geldi arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Yani video uzun sürerse kapatırım. Başka bir bölüme Edirne'yi gösteririm arkadaşlar. Bu virajlar ya, bu yol daha ilk başta geldiğimiz o yük şey ne o ya? Ha işte böyle yerler çok tehlikeli şey ya. Yokuş aşağı, yani yokuş aşağı inmiştik ya arkadaşlar. Ben oraya bayıldım. Nasıl gidiyor ya? Neyse, su balonumuzu açalım ya. Biraz açalım. Sabah mı oluyor, hava mı kararıyor anlamadım ha. Yediyi kaç geçiyordu? 7:33. İşlere geliyoruz galiba. Yok arkadaşlar, şu an Türkiye sınırı mı burası? Neresi? Türkiye bayrağı yok ya, ben ona üzüldüm. Neyse, şu an yok. Neyse, birazdan görürüz orayı da.
Daha Türkiye sınırına girmedik arkadaşlar. Türkiye'ye girmedik yani. Şu an hala Avrupa'dayız. Ama yavaş yavaş böyle, bu arada modlar da var. Araba modları da gelmiş, tır modları. Daha demin vagonu gördünüz yani. Bu vagon herhalde Türkiye haritasıyla geldi. Ben ilk defa görüyorum çünkü. Ay, boğazıma bir şey takıldı ya. Ulan çay içmez olaydım ya. Oğlum. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Sesim değişti benim. Anlamadım. Şaşırdım ya, ne oluyor dedim sesime. Harbi sesim değişti ya. Neyse. Aha, önüme birisi geçti. Yani şuradan. Marşuma gönül aşkı açtı. Yani gerek yok, şuradan geçelim. Transite bak, transite. Yardırdığı gidiyor yani önümüzde. Herhalde o önümüzdeki transit 140'da 150'de gidiyor. Yok, aynı gidiyoruz şu an. 138. Bu arada arkadaşlar, PES 2016 çıktığında ben onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Böyle tam sürüm çıktığında. Şu an herhalde bir PlayStation 4'e çıktı. Ben de PlayStation 4 olmadığı için ben bilgisayara çıktığımda orijinal sürümü hemen indireceğim. Yani alabilirsem tabii. Yükleyeceğim bilgisayara. Güzel güzel oynarım. Size de videosunu çekerim. Fenerbahçe var mıdır acaba? Herhalde vardı. Çünkü Fener şu an Avrupa'da oynuyor, Fenerbahçe. Olması lazım. Evet, sağ döneceğiz. Oğlum çekil lan. Bana çekil. Hop. Lan, lan. Devrilme, devrilme, devrilme. Neyse, az hasar aldık ya. %5 hasar aldık. Daha doğrusu %4 aldık. 1 vardı zaten. Hala Türkiye'ye girmiş bulunmakta değiliz arkadaşlar. Hadi ya, artık gireriz artık inşallah. Belgrad herhalde şey, Yunanistan'ın bir şehriydi diyebiliyorum. Bak şu tabelaya hala değişmemişler ya. Bütün şeylere baktım arkadaşlar, yani bütün haritalara baktım. Yani kaç kilometre? Edirne 700 kilometre arkadaşlar. Edirne'ye 700 kilometre kalmış ve sonunda bu şehre geldik arkadaşlar. Abicim bu nasıl bir yokuş ya? Oha, çıkmıyor tır. Arkadaşlar ben anlamamışım bir şey. Bu nasıl bir şeydir ya? Vallahi yani şu eskiden olan bir tır. Oha, bunlar nasıl bu kadar hızlı gidiyor? Abicim bu nasıl bir... Çıkmıyor lan tır. Arkadaşlar, bu video bir saat olur. Ben size söyleyeyim. Bence şöyle köşede bir yerde bırakak aracı yürüyerek çıkalım. Vallahi çıkmıyor. Kaplumbağa gibiyiz şu an ya. Bu ne böyle? Arkadaşlar biz vagonu bırakalım bence. Vagonu bırakırsam daha hızlı gideceğim de. Şimdi bırakmak da istemiyorum ya. Güzelim Edirne'ye kadar götürüyoruz. 1900 kilometre. 1900 kilometre mi neydi?
Verona'dan, evet, Verona'dan getirmiştim. Evet, çıkıyoruz artık. Oğlum bu nasıl virajdı, yokuştu ya. Viraj dedim ha. Bu arada arkadaşlar benim virajlı bir tane Milano'dan Münih'e doğru bir yolculuk yapmıştım arkadaşlar. Onu orada da çok fazla viraj vardı. O ETS2'nin multiplayer olarak oynadığında ya orijinaldi. Onu şu an çıkan sağdaki i yazısına tıklayarak ona ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İvecom şekil önünden çekildi bu. Ya abicim bu nasıl virajdır ya? Kim yaptı bu şeyi ya, haritayı? Zaten 700 kilometre yolumuz var. Neyse vites 5'te çıktık kalktık yani buralara kadar. 28. Nasıl yokuştu ya? Allah nasıl çıktım anlamadım ben şu an. Şu an biz herhalde rakım olarak bayağı bir yüksekteyiz herhalde arkadaşlar. Yani bu kadar yokuş çıkmamıza rağmen yani hala çıkıyoruz, ben ona şaşırıyorum. Kardeşim inşallah bunun inişi vardır. Türkiye ne kadar yüksekteymiş ya. Türkiye'yi yükseğe yapmışlar arkadaşlar. Avrupa'ya göre baksanıza bayağı yokuş çıktık. Ya oho. Kardeşim ya böyle bir şey olur mu ya? Bir saattir yok çıkıyoruz. Ne çektik be biz bu Euro Truck'tan? Hala yokuş çıkacağız ya. Yuh. Abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Bu nasıl bir haritadır? Ne yapıyorsunuz? Bu adam da esniyor. Al işte şimdi bir de şey yeri bulmamız lazım, dinlenme yeri. Abi yokuşu 20'de çıktık, ben ona şaşırdım. Çıkalım da. Oha araç devrilecek neredeyse. Oho bu ne lan? Abicim devrileceğiz ha. Arkadaşlar araç titriyor şu anda. Gördüğünüz gibi araç titriyor. Yo, daha demin gördüğünüz gibi. Lastik padinden çekiyor arkadaşlar şu an. Ya bu nedir ya? Çıkmıyor ki. Şu an araç titriyor arkadaşlar. Bu nasıl bir yoldur ya? Şu an patinaj çekiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş hızlanıyor galiba. Evet, birazdan herhalde yokuş ineceğiz arkadaşlar. Sonunda bir yokuş. Şu an araç titriyor arkadaşlar ya. Yani siz fark edemiyorsunuz ama ben direksiyondan hissediyorum yani. Herhalde inşallah iner. Hayır ya, gene çıkacağız ya.
Bu ne abicim ya? Arkadaşlar bayağı yüksekte şu, yani Türkiye Türkiye haritası bayağı biraz yüksekte yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüksekliği görüyorsunuz. Bu nedir ya? Ya anlamadım ya. Ya burayı biz abo. Arkadaşlar biz vitesi bile atalım en iyisi. Şimdiden hazır olalım. Vites 1'de çıkabiliyoruz arkadaşlar. Şu an araç titriyor. Evet, sonunda herhalde yokuştan kurtulduk mu? Araç hala zorlanıyor, ben anlamadım. Hayır, titriyor, ben ona şaşırıyorum. Araç niye titriyor şu an? Şu an aracı bir saatte sonuna kadar gazına basıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar bastım. Biz şu an yoruluyoruz, bir dinlenme tesisi bulun diyor, bulamayacağız. Evet, adam şimdi sızacak, biz yolu göremeyeceğiz, adamları bulacağız. Böyle saçma sapan şeyler olacak. Bas hadi ya, çık artık şu yokuşu da. Çıkmıyor ki, bu ne ya? Çık hadi. Kardeşim ya, böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Hala yokuş mu çıkıyoruz biz? Oho. Arkadaşlar bir tesis bulmamız lazım, dinlenme tesisi. Yoksa adam vallahi kış uykusuna yatacak arabanın içinde. Az da dinlenme tesisi olmadan da yatsa daha iyi olurdu. Olurdu. Ama işte maalesef. Biz de şimdi nereye atıyor şehir olarak? Biz ona bakalım bir. F7 deyip. Hangi? Belgrad. Oo, yok yok yok. Belgrad bayağı uzak. Bu arada ESC'den şeye bakalım arkadaşlar, dünya haritasından ne kadar kalmış Edirne'ye. Arkadaşlar biz isterseniz videomuzu sonlandıralım. Bir köşeye çekelim aracı. Çünkü bayağı uzun bir yolumuz var. Çekeyim arkadaşlar ben. Ben video dışı devam edeceğim. Edirne'yi de öbürki bölüme saklayacağım. F3'ten kapat. F3'ünü çek. Evet arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Bir de bu Türkiye haritasını yani bütün şehirleri gezeceğiz inşallah. Bunu da bir not olarak düşün bir yere. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.